Merhabalar, ben Akşam TV'den Gökçe Beyaz. Bugün yepyeni konularla sizlerle birlikteyim. Bakalım bu hafta neler varmış. Evet, biliyorsunuz ki Miss Turkey 2019 yarışması yapıldı. Birinci, ikinci ve üçüncü güzel seçildi. Sonra ne oldu? Hop, 7'den 70'e eleştiri bombardımanı. Neymiş efendim? Çok çirkinlermiş. Neye göre seçiyormuşsunuz? Şudur budur. Hatta bir yorum okudum. 85 milyon insanın içinde bunlar güzelse kapatıp gidelim dükkanı falan gibi bir yazı yazmıştı. Yani daha iyisini yapabiliyorsan buyur sen çık podyuma. Geçen hafta Milano Moda Haftası'nda bir dünya markası podyuma bir manken çıkardı. Bu manken diğer mankenlere göre daha çok dikkat çekti. Nedeni de sıfır makyaj ve karakteristik özelliği, yani yüzünün karakteristik olmasıyla alakalı bir şey. Sanırım bu marka alışılmış bir güzelliğin dışına çıkmak istiyor. Yapaylık mı diyeyim ya da farkındalık mı yaratmak ya da farklılık mı? Farklılıkla mı öne çıkmak istiyor tam emin değilim ama bence çok güzel yapmış, çok başarılı. Tabii buna istinaden sosyal medyada eleştirenler, dalga geçenler, hatta benzetme yapan çok kişi var. Ama bence bu marka, yani bu dünya markası güzellikteki tabuyu kırmaya çalışıyor. Bu yargıyı kırması güzel bir şey. Her ne kadar eleştirilse de, dalga geçilse de bence çok doğru bir tercih ve çok doğru bir karar. İnsanları dış görünüşüyle eleştirmek bana göre pek insani bir davranış değil. Ve şunu unutmayalım, bence en önemlisi bu. Bir kadın, bir insan ne olursa olsun zaten güzel varlıklarızdır. Ki biz yaratılanı yaradandan ötürü severdik. Ne ara bu hale geldik? Bu linç kültürü nereye gidiyor bilmiyorum. Ve yine geldik rap müziğe. Bence 2019 rap dünyası. Aya, aya, aya. Ezhel, aya, aya listelerde bir numara. Biraz Ezhel'in tarzı değilmiş gibi. Bir de şarkının sözlerini birkaç yerini anlıyorum sadece. Ritim var zaten, söz yok. Ezhel'in bu şarkısını dinlerken ben sadece Ezhel'i sandım. Murda da varmış. Murda ilk defa dinledim. Listelerdeki diğer şarkı HB ve Aydilge'nin Bir Ay'ı Unutursun. Bu Ay almış başını gidiyor rapte ama bilmiyorum. Aydilge'yi ben ilk 18-19 yaşlarımda falan, buradan da yaşım çıkıyor ama 18-19 yaşlarımda tanıdım. Kadının mistik yumuşak bir sesi var, pamuk. Pamuk gibi yani, onu bayağı dinliyordum. Şimdi bu SAB ile yapmış şarkıyı, ben çok beğendim. Bir Ay'ı Unutursun aslında bir acıklı bir şarkı ya. Bu SAB yıllar önce bir şarkı yapmıştı, yine onun benzeri. Sözler hep aynı ama belli ki acı çekiyor. Üzülüyorum ama gülesim geldi, niye bilmiyorum ama şarkılarında bir yılana sarılma, yılanı koynuna alma, bir ayı unutma gibi bir acıklı sözler. Ama çok güzel, çok beğendim. Çok dizi var. Aşırı. Yani hepsi de izleniyor, enteresandır, hepsi de seviliyor. Bir listenin birincisinde geçtiğimiz bölümlerde söylemiştim size bu Mucize Doktor. Hakikaten çok hoşuma gidiyor, çok sevimli bir dizi. Ve listede birinci sırada. İkinci sırada Çukur. Bu Çukur dizisi hiç izlemedim ama sanki yıllardır izliyormuşum gibi bir şey var ya. Herkes izliyor. Sağımdaki, solumdaki, önümdeki herkes bu diziyi izliyor. Aras Bulut İynemli çok başarılı bir oyuncu. Adam babyface, vurdulu kırdılı dizilerde nasıl sert oynuyor, nasıl yapıyor bilmiyorum ama bir şekilde yakışıyor. Herkesin zihninde bir Çukur ve Çukur başladığında hayat duruyor. İzleyen arkadaşlarım için izlemiş gibi hissettiriyor bana. Bu da enteresan. Listenin 3. sırasında Afili Aşk, cici bir dizi. Yorumlara baktığımda dizinin bitmesini istemeyen izleyiciler var. İşte ayrılırsalar bitireceksiniz falan, bayağı üzülüyorlar. Buradan seslenemem, bitirmeyin. Sizin için üzülecekler. Dizinin bitmesine gerçekten çok üzülüyorlar. Umarım bitmez. Ve Hercai dizisi. Daha önceki bölümlerde ben bayağı eleştirmiştim bu diziyi. Bana göre kadına şiddeti çok fazla meşhurlaştıran bir dizi. Dizinin konusu da intikamdan doğan bir aşk hikayesi ve imkansız bir aşk. Eleştirdiğim bir şeydi. Bu aralar toparladılar. Gayet güzel gidiyor. Böyle devam ederse herkes mutlu olur bence. Ve Şampiyon dizisi. Benim en sevdiğim dizi. Bu dizi listesinde iki tane dizim var. Biri Mucize Doktor, diğeri Şampiyon ama üzücü bir haberim var. Şampiyon dizisi 16. bölümüyle 26 Aralık Perşembe günü final yapacak. Biz takipçilerini ne yazık ki üzdü ama ne yapalım? Evet arkadaşlar. Bu haftalık benden bu kadar. Haftaya yepyeni konularla sizlerle birlikte olacağım. Bakalım neler olacak, gündemde neler var olacak, hep beraber izleyeceğiz. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.